steel armor to fight is good as strong. Şimdi geç. Just say the word. İlk önce şu şeyleri alayım ben senden bir. Şunları bir fazla uzatmadan alalım her şeyi. Bir dakika, yanlış şeyini almayalım da. Silahlarda şu shotgun sende kalsın hadi. Derken onu da aldık. Neyse. Hata yaptık ama düzeltmek. Şu Raider Power helmetlerini bunlar, onları bir alayım abi. Junkları bir alalım. Ondan sonra birader diyelim. Bana bir Psycho verdi. Tamam. Power Armor'dan bir çıkar mısın? Ondan bir çık abi. Sen onu kullanmayı bilmiyorsun. Sonra şuraya gelelim. Şuraya bir gelelim. İşe yaramaz silahları bir bırakalım. 44, ona hemen bakalım. 141, 120 bırak. Compensated 10 mm bunu bırak. Fragmentation grenade'leri bırak. Mine'i bırak. Bu duruyor. 308'lik 107 vuruyor. Modifiyesi neyse bırak abi. Marksman 50 pipe 50 bir dakika 50 111 vuruyor. Bizim 50 kaç vuruyor? 99. Rifle gerçi. O zaman bunu bırak abi. 10 mm otomatik bizimkine göre şey ama otomatik ama çok az düşük. Otomatik bırakıyor abi. Bunu da bırakıyorum. Powerful Pipe Rifle 38, 35 vuruyordu. Başka 38 olarak onu kullanacaktık. Güzel. Mine'ları bırak. Bombaları bırak. Shotgun'ı bırak. Güzel. Bunları bıraktık. Bütün junk'ı bırak. Onu da bıraktık. Şu kullanmadığımız Power Armor şeylerini bırak. Diğer küçük Power Armor parçalarını bırak. Ondan sonra buradaki bazı ıvırı zıvırı bırak. Bir dakika, baştan bir bakayım. Blood Pack, Buff Out, Brain Fungus. Bu kısmını daha güzel. Ya bu kadar tabi daha güzel derken benim kadar mezarcı birisi olma, yani mezarcı için zor tabi yani. Bu kısmı biraz. Çünkü çok şey toplayınca bırakma ayarlaması da zor oluyor. Yani bu da ayrı bir proses oluyor yani. Bu XL neydi? Tamam, onu da geçtik. Şu modlardan bunu bırak. 241 hala ağırlığımız var. Ha, bu silah çünkü çok ağır abi. Böyle bir problem var abi. Bu silah ağır abi. Şimdi sen bir genç. Şuradan gider misin? Hep aynı hareket. Let's train. Öf. I know I'm not the only person here who's lost someone. I just. Ya bir çekilir misin şuradan ya? Ben bunu niye kullanamıyorum? Power armor olduğum için mi? Şuraya bir bırakalım power armor'ı. Zaten öbür power armor'ı taşımak için bundan inmem gerekiyor. Bir tahmine de bakarız da. Şimdi abi esas güzel yere geldik, dur. Bir kere bu 5 mm kullanıyor. Onun bir adını, aslında değiştirme adını, hadi boşver. Standard barrel, accelerated barrel. Daha fazla, normalde 8 vururken 9 vurmaya başlayacak. Ama daha da hızlı atacak. Fakat mesafeden ve şeyden ödün veriyoruz. Vurma kapasitesinden. Ben bunu yapmam. Biz çünkü burada bundan fazla aslında darbe beklemiyoruz. Artmasından, yani şeyin artmasını istemiyorum ya. Silahın gücünün artmasından ziyade daha rahat kullanabilirliğini arttırmak istiyorum. Bak bu mesela iyi bir arttırma. Daha iyi şeyin, hani fazla dağıtmıyor kurşunu. Biraz daha hani hedef bulma şeyimiz yükseliyor, şansımız. Bunu yaparım. Bunu yaparım. Bir de Shredder. Abi.
şeyden yalnız ödün veriyoruz. Hani yakın dövüşlerde geçirmek için yapılmış silah çok güzel gözüküyor ama ya. Yapalım mı lan? Ne kadar kaybediyoruz? Sırf görüntüsü için. Abi ama çok fazla şey kaybediyoruz. 131 uzaklıktan 113 uzaklığa düşüyoruz bunu yaptığımız zaman. Hani uzaktakilere vurma anlamında. Ama silah çok süper oluyor ya. Yapalım abi. Görüntü olsun ya. Ne olacak? Yakın dövüşte zaten vuruyoruz. O kadar uzaktan bunlara zaten vurmuyoruz. Yapıyorum abi. Bu görüntü için yapılır. Bu kadar. Başka bir şey yapmıyorum. Şu arkadaşa 38 adını verecektik. Şuna. Ondan sonra şunu niye tutuyorum onu hatırlamadım. 50 bununla mı yapacaktık? Nokta 50 o. Bu ne? Bu 5. Şunu da nokta 50 yapalım. Bir daha mı geleceksin yap gitsin diyor. Şimdi abi şu silah nasıl gözüküyor bir bakalım. Oho! Boşu boşuna diyor şey yapma. Yalnız ağırım şu anda yani. Şu halimle ağırım yani. Power armor yoksa normalde 210 seviyedeki 240. Çünkü bu taşıdığımız bu silah ağırlığı 33 yani. Direkt 33 yiyor benden. Yesin abi. Yesin fark etmez. Şimdi şunu Fusion Core dursun bir dakika. Şuna bir girelim. Onu bir kenara taşıyalım. Abi silahlar süper ya. Ya bu silahın asıl güzelliği şey yani. Bunlar da aslında güzel bir yere müze yaparız abi. Buradaki evimizde bir yerde power armor'ları biriktirecek bir müze yaparız. Şunlardan falan döşeriz. Şimdi şuna tamirlik durum var mı? Tamirlik durum var mı? 159 iyidir abi. 226. Bunları yarı yarıya güçleri var abi. Yarı güçlerini ellemem ben onları. Yeter abi bunlar. Birkaç görev daha çıkartır. Güzel. Şimdi nereye gidiyoruz? Şu anda ağırlık durumumuz nedir? 410, 247 ve 410. İyi. Şimdi arkadaşlar, yakınlarda gidebileceğimiz bu Power Armor'ı neden buraya koydun? Onlar Model A mı? Onlar Power Armor'ın sadece iskeleti. Model A'sı, B'si, C'sinin üstüne taktığım parçalar. İskeletler hepsinde sabit. İskeletler değersiz aslında. Asıl parçalar benim depoda duruyor. Şimdi buradan aşağıda şurada bir göl var. Bizim base'in aşağısında bir dakika orada yakın yerler var abi. Bey bizim şu anki üssümüzün orada Concord diye bir yer var. Şuraya gidiyorum. Şurada bir dergi varmış. Concord. Şurada bir dergi olması lazım. Almamışız. Sonra şurada da bir tane dergi var. Hemen neresi orasında da? Museum of Freedom. Şu iki burada bir dergi var. Burada bir dergi var. İkisini de bulalım. Oraya daha evvel gitmişim ben ama dergileri almamışız. Bu birinci dergiden bulacağımız şey bize bir tane şey verecekmiş. Unlock ediyormuş. Bir tane dövme. Dövme yaptırabileceğiz. Abi Robotics Disposal Grant'a baksana bir ara. Oraya da bakabiliriz. Base'de türet var mı? Nasıl yapılıyor? Thailand's türet var base'de. Türetler menüde şey menüsünde çıkıyor. Işınlanmadan gidebiliyoruz değil mi? Işınlanmadan gidebilmek derken şeyleri ışınlanabiliyorsun. Dergilere nereden bakıyorsun abi? Şuradan bakıyorum.
Şuradan bakıyorum abi. Oyunu ben hikayeyi bitirdim. Artık sadece dergi falan topluyoruz. Bubblehead. Ne varsa. Şimdi burada Concord Civic Access diye bir yer. Exploit. Teşekkürler takip için. Sağ ol. Bunu nerede bulacağımızı emin değilim yalnız. Haritayı komple yürüyebiliyorsun, evet. Işınlanmak zorunda değilsin. Kim attı? Oha kardeşim, ne attınız lan böyle bu kadar? Hancock'a bak. Yazık. Kim attı abi buraya böyle psikopat gibi bir şeyi? Burada biz nerede bulacağız? Concord Civic Access diye bir yer. Concord Civic Access diye bir yer bulacağız. In the scavenger sleeping area to the west of the exit stairs. Batısı. Local map. Burada zor bulacağız gibi abi. Burası çünkü büyük bir şehir. Abi dur. Şu silahı şey atamamız lazım. Silahımıza kaça koyalım? Eşittire koy abi. Özel silah. Eşittire geç. Çok da gelmiyor ki bunlar zaten. Bak bu amca bir iptal de. O da tamam. Öldü. Çok bunlar da işe yaramıyor. Çünkü bunlar tabancalı. Bunlar tabancalı abi. Fark etmiyor yani. Bu arada bunlar bizi mahvetti. Bunlar bizi mahvetti yani. Şunu deneyeceğiz derken silahlara denemeyeceksin abi. Boşu boşuna darbe, boşu boşuna kendimizi burada şey yaptık. Boşu boşuna gereksiz yere böyle sırf silah deneyeceğiz diye ayaklar falan gitti yani. Gereksiz hareketler bunlar abi. Her takip geldiğinde Skyrim oynayasım geliyor. Oyna o zaman abi. Silahla vur aynen. Aynen Ömer Balcı. Hatta o silah yeni aldık da biraz hevesle deneyelim dedik. F9 diyorsun da F5 neredeydi? Sen de haklısın da load. Emin değilim abi. Quick save çok geride bir kere. Şuraya geldiğimiz an silahları da modifiye ettik mi etmedik. 247 ve 410 diyor aslında. Neyse fark etmez ya. Birazcık da öyle olsun. Daha kırılmadı da bozuldular. Zaten tamir etmemiştim. Bazı yarı güçteydi. Önemli değil yani. Şimdi abi burada nerede bulacağız? Sağ ol Ömer Balcı. Map'e gerek yok. OpenStack uygun bir ücret karşılığı. OpenStack de zaten oradan bakıyor ya. Ama seviyor yani işini. Bunlar kim? Brotherhood gelmiş. Şimdi abi aradığımız yer Concord Civic Access diye bir yer bu şehirde. Concord Civic Access. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. O yüzden araştırıyoruz. Bu en zor çünkü büyük şehirde dergi bulmak. Bina bir tane binanın içinde. Concord Civic Access binasını bulacağız. Şu
Şu kapı açılan bir kapıya benziyor. Workhouse. Abi o silahı daha büyük şeyleri kullansam mesela. Evet evet aynen o peksek dediğin doğru. Uzaktan bana doğru koşturmaya gelen psikopatlara karşı yarayacak o silah. Bunlara bunun gibileri zaten zar zart öldürüyoruz yani. Aslında hiçbirine ihtiyacım yok da eğlencesine. Hani ben zaten ayaklara sıkıp şey yapmayı sevdiğim için adamları iptal edip böyle canilik seyretmeyi seviyorum ya. Neyse ben kaçıyorum pazar sanırım. Gameten biliyorum o duyguyu ya. Bende de var o abi. Bende de var o da yapmamaya aynı günü aynı güzel bir gün gibi yaşamaya devam etmek istiyorum. Nerede Concord Civic Access arkadaşlar? Concord Civic Access neresi? Concord Civic Access neresi? Şunlar falan mı abi? Bir giriş bir yer. Giriş yok oraya. Aynı yere geri geldik. Hayır kapısı açılan yer de zaten yok. Şurasının içerisi olabilir. Adam önce hex diyor sonra nick. Aynen abi. Ayakları iptal et sonra üstüne gidip burası değil. Concord Civic Access nedir abi? Şurası mı? Burası var ya bu arada çok Museum of Freedom. Bu arada burada da bir şey var. Burada da bir tane dergi var bu arada. Ama benim aradığım dergi bu değil de burada da var. Buradakini bulalım ilk önce. Ben görev adamım diye OPEX'e helal. Sizi ben öldürmedim mi daha evvel? Bunlar beni görmüyor bu arada. Çünkü görünmeme perk'üm o kadar arttı ki. Beni görmüyorlar artık. Abi gücüm yetmedi. Kleptomani manyaklığımız, kilitleri açma manyaklığımız. Bunların bu arada level'ı çok düşük abi. Seni gidi topal sağ ol. Burada dergi nerede abi ona bir bakalım. Museum of Freedom Surgeon masasında diyor. Bye bye Game Tamin. İnşaat olayı ne oldu abi? Skylord biraz bir şeyler yaptık ama fazla bir şey olmadı yani. Elektrik sistemi kurduk. Ne haber lan? Kıçından vurma olayı bu. Skylord'un deski nerede? Bunlar çok düşük level'a bu arada arkadaşlar. Ben bu görevi, buraya girme görevini level 2-3'te falan yapmıştım yani. O yüzden bunlar o level'da kalmış durumda. Tekrar spawn olmuş. Burayı temizlemiştik biz de. Belli bir süre girmezsem bunlar tekrar çıkıyor ortaya. Vay 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 vay. Ben özürlüyüm abi. Özürlüyüm kusura bakma. Skylord'un şeyi şurada mı acaba?
Galiba şurası. Bizim zaman bir bizim birimizin bir dakika birinizde bir zaman makinesi bulsun da beni 5 gün geriye ışınlasın diyorsun. 5 gün geriye olsa olmaz mı? Böylece aha. Atomic Command Holotape oyun bulduk abi. Atomic Command isimli oyunu bulduk. Güzel. Hemen oyunu oynayalım. Bardağı al. Atomic Command isimli oyunu aldık. Kilidi aç. Bunu da oynayamıyoruz galiba yalnız. Bu oynanılabilen makinelerden değil. Başka bilgisayar yok mu? Kompüter yok mu kompüter? Ben oyuncuyum ya. Atomic bilmem neyi oynamak istiyorum. Atomic bilmem neyi oynamak istiyorum abi. Neyse buradan çıkıyoruz. Burada işimiz kalmadı. Şimdi. Ben de yattım diyorsun Füsti. Sağ ol. Yayın açık demişsin. Sağ ol desteğin için. Buralarda Fusion Core'lar da varmış abi. Onları alacak mısın? Varsa alırım. Kuruvit nerede var ki? Ben hala yalnız şu... bak bunu bulduk diye işaretleyeyim. Holotape'i de bulduk Atomic Command diye. Hala şu Concord Civic Access biraz daha kuzeyde gözüküyor. Ne kadar bu harita doğru bilmiyorum ama biraz daha kuzeylerinde bir yere çıkacağız. Yani şuralarda bir yerde Atomic Concord nedir ya? Baker acaba dükkan ismi mi? Şu büyük binaya giriş var mı? Adı o değil zaten. Atomic Concord. Abi misklerden oyunu acayip oynuyorsun. Nasıl yani? Anlamadım. Misklerden oyunu acayip oynuyorsun. Misklerden oyunu acayip oynuyorsun. Cümleyi anlam kazanmaya vermeye çalışıyorum ama çözemedim. Önemli bir şeyse açıkla, önemli bir şey değilse salla gitsin diyeyim. Ne oluyor abi ya? Atomic Concord neresi? Abi Power Armor da Museum of Freedom da roof'ta. Hemen çıkarız oraya ya. Onu almış olabiliriz yalnız. Sanki onun ben roof'a gittiğimi hatırlıyorum. Roof'a gitmek kolay da. Direkt uçarak çıkarız ya. Galiba onu aldım ben. O roof'a çıktığımı hatırlıyorum. Gerçi roof'ta giriş yoksa. Ha Pip-Boy'dan misklere geliyorsun diyorsun. Oyunu oradan direkt açıyor musun yani? Atomic bilmem ne. Ha onu bilmiyordum. Elle oynuyoruz yani. Cep telefonu gibi. Anlaşıldı abi. Yes. Anlaşıldı. Oyunda buymuş. Şuradan çatıdan gireriz bak. Şurası giriş yeri. Ama oraya kadar uçamayabiliriz. Gücümüz yetmeyebilir. Evet yetmedi. Oyun en başında aldığımız power arm olabilir. Başka evet galiba oydu ya. Bu en başında aldığımız. Doğru bu en başında aldığımız hatırlıyorum çünkü. Ah yetmiyor abi ya. Uğraşmayacağım ya. O aldığımız ya boş ver. Evet o peksek aynen. Ona uğraşmayacağım. Doğru. Doğru. Zaten aklımda vardı o. Doğru diyorsun doğru. Hatta buradan atlayarak şuradan atlayarak burada ilk power armor'ı burada kullanıp bunları deniyoruz, öldürüyoruz burada tipleri. Fusion core power armor'daki üstündeki fusion core'ları da fusion core olarak ayrıca gösteriyor o harita. Ama power armor aslında. Şimdi abi hala şu Concord Civic Access denen yeri bulamadık. Ne yapacağız? Şuralarda bir yerlerde yani bir Concord Civic Access denen ne zıkkımsa çözemedik.
D-Bekir onu yapmayın önce abi, şimdi abonelik için başvur, bu saatte Fallout'ta oynayan Türk yayıncı bu kadar izleyici düşünüp vermeleri lazım. Bye. Sağ ol Füsti. Ona bakmıyorlar ya. Ona bakmıyorlar maalesef. Direkt yüksek sayı istiyorlar abi. Direkt yüksek sayı. Öyle ben daha belki başvurumda ondan bahsettim. Dedim abi, ben dedim. Türkiye'nin %90'ı, 95'i LOL, Dota, CSGO, işte atıyorum H1, Z1, 4-5 tane oyunun çevresinde toplanmış durumda. Çok az böyle değişik oyunları oynayanlar var. Ben onlardan biriyim. Bir savaş veriyoruz burada. Değerlendirin bizi falan dedim. Hemen bana gösterdi. Sayılar düşük, sayılar, 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 sayılar. Bir tane bir şey. Ama yılma, yılma, çalışmaya devam et. Tamam OpexSec, sağ ol. Abi şunu bulmamız lazım. Önce Concord'a gideceksin abi. Concord neresi? Binanın içinde orada uyku alanında da orası Concord neresi? Zaten Kruvit uyku içerideki uyku yeri biliyor musun? Concord neresi? Concord Civic Access. Bir dakika, bir dakika. Concord zaten şehrin adı abi. Civic Access dediği yer neresi? Bir dakika. Mail okuyan lolcu tabi diyorsun. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi aşağıdaymış ya, şeymiş. Civic Access dediği sewer sistem yani şeymiş ya. Lağıma gireceğiz abi, lağım. Abi farkında değilsin belki ama son 10 gündür artı 450 view geliyor. Ne demek o, anlamadım. Ya 450'den fazla günlük seyir mi anlamında? Gamer Brax. Merhaba bu arada. Maili okuyan lolcu çıktı. Güzel bir tespit bu arada. Yok abi olmuyor ya. Biraz daha olması lazım anladığım kadarıyla biraz. Çünkü alanlara bakıyorum abi. Şu anda son 3 ayda alanlara bakıyorum. Bu arada şey arıyoruz. Şeye girecek. Lağıma girecek bir delik arıyoruz. Lağımda olay. Son 3-4 ayda alanlara bakıyorum da böyle 200-300 civarlarında seyredilme. Belki bu kadar yoğun saatlerde yayın yapmasalar da olmuyor yani. Social Blade'den baktım orada. 10 gündür artı 450'sin. 500'ün 500 rakamın artık eski bir bilgi bu arada yaprak. 500'den düştüler de 200 falan. Bak 200 en az gerekiyor bir durum var. 100 yeterli değil. Benim mesela şu anda Fallout 4 zamanı seyredilme sayılarım 70 civarında. Onların baktığı bir Concurrent Viewer diye bir şey var. Concurrent Viewer 70 civarlarında. Onların eskiden onun işte 500 olmasını istiyorlardı. Şu anda o böyle 100'ün 150'nin üstünde. Benim aklımdan 200 gibi geliyor. Ortalama 35 izleyen subscriber olanlar şöyle arkadaşlar. Vakti zaman subscriber'ı aldıktan sonra geri almıyorlar senden. Bir şekilde ya birinin desteğiyle ya birinin bilmem özel bir hareketle bir şeyle atıyorum bir ay kasıyor abi millet. Bir ay onları öyle yapanlar aslında bir ay kasıp alıyor. Aslında tek başına o sayıda tutabilecek yeteneği yok ya da çalışması yok diyeyim. Nerede lan bu? Salak salak dolanıyoruz. Dolayısıyla o iş çözüldükten sonra yani aldıktan sonra o nasıl aldıysa herhangi bir yardımla ya da özel ne yaptıysa. Lan bir lağım bulamadım ya. Alıyor. Ondan sonra yardıma gerek kalmıyor. Sonra normal kapasitesi ne kadarsa o kadarlık yayın yapıyor. O da 35 kişi oluyor. Yaptığı şey aslında o kadar da seyirci toplayacak. Ha burası mı? İşte bulduk abi bulduk. Buralarda dergi alacağız. Yatakhaneyi bulacağız burada. Evet, Civic Access. Güzel. Nereden bileyim abi yerin dibinde böyle ya?
Bu arada şu anda doğum günüm. Gamer Brax benden benden burada Dead Club sesimi duydum. Benden yani bugün pazartesi 23'ü değil mi bugün? Evet. Benden 2 gün önce doğmuşsun. Öyle söyleyeyim. Yani o adamlar o sayıda kalıyor. Dediğim gibi yani o yüzden o iyi bir gösterge değil. Alırken onlar 35 kişi değildi. Alma esnasında bir ay boyunca onlar yüksek sayıdaydı. Dolayısıyla o örnekler bizim için iyi bir örnek değil. Abi ortalama 35 kişi onu söyledim. Daha önce 500'de evet Yaprak. Eskiden 500'de. O 500 hissettiği zamanlar zaten neredeyse 200 kişi, 300 kişi de bütün Twitch aleminde 200-300 kişi de sadece şey vardı. Partnerlik vardı. O zaman Twitch TV böyle çok inceleyip sık döküyordu. O kadar büyük bir şey değildi. Bu kadar büyük şeylere yayılmamıştı daha. Sonra bir dönem geldi. Bir yıl önce falan, iki yıl önce, bir buçuk yıl önce falan diyeyim. Bayağı bir çok kişiye vermeye başladılar. Eskiden iki aşamaydı zaten. Birinci aşama reklam gelirlerini ortak etme vardı bir. Ama subscriber düğmesi daha gelmiyordu. O daha zor geliyordu subscriber düğmesi. Şimdi onu falan kolaylaştırdılar biraz da. Diablo oynuyor musun? Oynadığım oldu evet. Diablo'nun Ravage'da olduğu zamanlarda. Hocam kızla bir soru sorayım. Blizzard patlat. Kızabilirim tabii. Yani kızma ama diye uyarıp da kızılacak bir soru sorup kızmaktan kurtulacağını zannediyorsan. Yemezler abi falan. Sor abi sor. Sor ne olacak en sonunda? Elinde sonunda ne olacak yani? Çok kavur öyle 50 kişi izlenip de sap alan para için kendini telef eden. İşte dediğim gibi onlar öyle almış vakti zamanında. Bir işe yaramıyor öyle almak. Kalite düğmesi geliyor gerçi. Yani öyle bir işe yarıyor. Kalite düğmesi standart. Orada şey var. Ama ben bunu... Başarı. İptal oldu mu? Oldu vallahi. İptal oldu. Genç iptal oldu. Bu kadar abi. Bu silah yapması gereken görev bu. Ayakları iptal ediyorsun. Ayakları iptal ediyorsun. Bak bir tane daha mı var? We ain't alone. Gotcha. Önüme geçiyor. Lay lay lay. Bu aynısıymış bu arada. Şimdi iptal oldu. Ne haber genç? Bu silah çok güzel abi ya. Ayakları iptal ediyor abi. Olay o. Ondan sonra takıl. Bak o bile ona saldırdı böcek bile. Güçlüden yana. Bak böcekler falan buna saldırıyorlar. Biraz ısrar gerekiyor belki diyorsun moral. Israr olabilir. 2 milimetrelik silah ona abi adama madem doğum günü 2 mm'lik silah aldım adına ver. 2 milimetrelik silaha onun adını ver diyorsun madem doğum günü. Hunurtu senin de silahlara birlik isim verme özelliği var abi. Sero niye sordun Diablo'ya? Diablo'yu seviyor musun? Diablo oynadığımız dönemler oldu ya. Onlara vermiyorlar diyorsun. 300-500 izlemeyle alıyorlar artık neredeyse. Doğru yani biraz yüksek istiyorlar abi. Yüksek istiyor. Diyorum ya son zamanlarda alanları takip ediyorum ben şimdi Twitch TV yakından. Bayağı bir takımdan taahhüt ediyorum. Son zamanlarda alanların son 1 aylık 2 aylık performanslarına baktığımızda öyle 100 kişilik falan adamlar değil yani.
300-200 en az. Ve devamlı olarak o şeyi tutturan. Burada olabilir bak. Burası sanki yatakhane gibi. Ama yok. List Twitter izleyip oyun kanalında alınır. YouTube'de de yayıncılık ne durumda? YouTube'de alınan partnerlik yayınlar için geçerli mi? YouTube'de alınan partnerliği yayınlar için geçerli olabiliyor metrekare. Fakat YouTube'de tanınıyor olursan diyor ki Twitch TV. YouTube'de zaten tanınan ünlü biriysen diyor. Onu bize diyor göster diyor. Söyle diyor. Oradan diyor yani hani YouTube'dan buraya taşındıysan diyor. Seni uğraştırmayacağız merak etme diyor. Seni uğraştırmayacağız merak etme diyor. Oradaki ünün sayesinde diyor burada da otomatik olarak sana diyor partnerlik patlatırız diyor yani. Bir dakika ya nerede bu ya? Burada yatakhane arıyoruz arkadaşlar. Orası yukarı çıkıyor şehre büyük ihtimalle. Kalite düğmesi verme kısmını bilmiyorum ya GamerBrax. Öyle ayrı bir özel bir kalite işte. Yo değil dergi değil lan o. Hiç öyle kalite düğmesini ayrı verdikleri durumu bilmedim ya. Kalite düğmesi genelde hep sayıyla yani. Sayı derken o andaki sayıyla partner olmayıp da. Şimdi şuradan geldik bu arada. Şuradan geldik. Oraya gidiş yok. Allah Allah. Uçarak gitmeyelim abi. Şuraya bir bakalım. Bob devişi daha olmadı. 3-4 başvurunu reddedilirse eğer kara listeye alınıyorsun bir süre. Doğrudur. Yani boşu boşuna seninle uğraşmayalım diyor. Bu arada çok hızlı cevap verdikleri de çok hızlı cevap vermişlerdi önceki başvurumda. Yani çok fazla inceleme falan yapmıyor abi. Adam sayıya bakıyor, birkaç grafiğe bakıyor. Dediğim gibi şeye bakıyor. Bu arada nerede bu dergi ya? Burası yukarı çıkartıyordu. Abi deminki yermiş orası ama belki de iyi bakamadık. Şurası yatakhane. Bir dakika ya. Buralarda bir yerde olması lazım ya. Exit Stairs'ın batısında. Burada görmedik mi acaba? Uyuma bölgesiydi, uyku bölgesi. Bir dakika, şu mu lan? Bingo. İşte ya, buradaymış ya. Tamam abi, tamam. Yerdeymiş, o yüzden bulamamışız. Salak kağıtların yanında. Kalite açık ama yaprak kalite yayın başında olmuyor. Yayının başında kalite olmuyor. Yayının belli bir sayıya ulaştığı an kalite geliyor. Atıyorum. O da şöyle bir şey. Duyduğuma göre kesin bir sayı verilmediği halde insanların anladığı birileriyle konuşmuşlarına falan o anda diyor senin yayının diyor Türk Twitch'teki bütün yayınlar sıralandığı zaman o anda ilk 1200'e giriyorsa kanalın İlk 1200 kalabalıklığa göre sıralandığı zaman sana kalite düğmesini o anda veriyor. Yayını kapattığın an kalite gidiyor bu arada. Yayını kapattığın an mesela ufak bir arıza oldu dur ya bir yayını kapatıp aç yapayım dedim. Kalite gidiyor. Tekrar o 1200'e girmen gerekiyor. O anda mesela seyirci sayın düştüyse eğer. Bu arada düşerse elinden almıyorlar yayını kapatmadığın sürece. Kalite düğmesi orada durmaya devam ediyor. Ama diyelim ki hani zaman ilerledi sabahın 5'i oldu atıyorum 80 kişiyken gelmişti sonra azaldı 40 kişiye indi seyirci sayısı sen de o anda yeni kapatıp açtın ve yeterli adam olmadığı için ikinci açtığında sana kalite ayarı gelmeyebilir yaşadığımız örnekler var. Şimdi nereye gidiyoruz? Hemen buranın doğusunda biraz kuzey doğusunda Ticket Excavations diye bir yer var. Orada bir dergi varmış.
Başka bir dövme var abi burada. Buradaki dövme denizci çapası dövmesi galiba. Bu aldığımız kartal mıydı neydi? Denizci çapası dövmesi. Şurada. Buraya gidiyoruz. Doğum gününde ne yapıyoruz Gamer Brax? Doğum gününde özel bir şey yapacak mıyız? Çağırdın mı milleti? Kızlar geliyor mu kızlar? Dansçı kızlar. Ya sayıları bilmiyorum. Doğru olabilir ya. Ben bu bilgim çok eski ya. Eski derken 6 ay 5 ay önce bu ilk başlattıkları zaman anlam vermeye çalışıyorduk. İnternette bulduğum atıyorum şeylerden falan elde ettiğim bilgiydi o. 1200 kişi bilmem ne neydi o. Twitter mesajlaşmalarından falan çıkarttığım soru sonuçlardı yani. Önemli değil yani. Sonuçta bir sıralamaya göre veriyorlar abi. Kaç kişi olduğu önemli değil. Bazen ben 80 kişi olduğum zaman alamadığım oluyor. Bazen 50, 30, 40 kişi de alındığı da oluyor. Tamamen o anki duruma bağlı. Bir durum yani. Bu değil. Bu değil. Dergi gibi zannediyorum onu bu arada. Abi tokalar azalıyor ya. Çok içim gidiyor. 99 tokam kaldı ya. Yine aynı geyik. 115. Al abi bunları. Bunlar işe yarar herhalde yani. Steam Pack'i al. Terminale bir girelim. Selamlar Santorius. Günaydınlar. Abi Bubblehead var Museum of Freedom'ın Room Minuteman. O bende Bubblehead var Museum of Freedom'ın hadi ya bende niye çıkmadı haritada o? Ha ben onu aldım çünkü. Onu almışım ben. O yüzden o peksek. O bende var. Sully. Bu Sully şeye benziyor. Avatar filmindeki isme benziyor. Sen şu TV bana bir ver bakayım. Şimdi buradaki dergi nerede? On the Table Metal Trailer. Güneydeki bunun table masada olması lazım ama bunun gibi bir şey de olacak bu arada. Masada. Ben bunu masada almamış mıyız? Bir dakika buraya açalım. Küpeli sap çok şey kaçırdın abi. Aldığım süper silahı kaçırdım bir kere. Adamların ayaklarını iptal ediyor abi. Öldürmüyor ama süründürüyor. Resmen adı. Öldürmüyor ama süründürüyor abi. Gösteririz. Ben bundakini almışım ya da şunlardan birinde olabilir. Dur. Metal Trailer diyor. Bunlardan 3 tane varmış. Tamam. Ya da daha fazla bile olabilir. Aha o kim lan? Sully buymuş. Konuş abi. Aa, bak bana iş verecek bu. Nedir abi para? Bana görev veriyor abi. Bak bir tane görev yakaladık. 75 para veriyor abi. Daha fazla istiyorum. Aç gözlüyüm ben. Aç gözlüyüm. Olmadı, yemedi. Hemen F9'la alırız abi. Yutturuncaya kadar. Çift değil abi bu. Hile değil bu. Hile değil. F5 F9 hile değil. Bak yedi bu sefer. 100 veriyor abi. Ne görev ne? Kırmızı artık yemez. Tamam. F5. Nedir abi görev? Pompa iyi. Pek iyi değilmiş ama işte bir başlangıç diyor. Bazı şey varmış. Kopuk yerler, borunun böyle patlak olduğu yerler varmış. Onları bulmamı istiyor abi. Öyle ekstra bir görev aldık bak. Al sana görev. Görev istiyordunuz, size görev işte. 3 tane boru tamir edeceğiz. Nerede boru tamirleri? Suyun altında mı abi? F5.
Bir dakika okuyalım bir. Summary. Sudak nola prepare a leaky pipe so I can get pump running again. Nerede abi bu? Patlak boruları bulacağız. 3 tane boru tamiri. Sanki bak ha patlak kabarcık yapıyor. İyi de ben burada nasıl çıkacağım bu power suit'le? Power suit'süz atlamamız lazım. Riskli hareketler bunlar. Radyasyon alacağız abi. Ruhban ne haber abi? İyi geceler chat, iyi geceler mühendis bey. Metrekare iyi geceler. Akşam kız arkadaşına yemek yaparız, birlikte otururuz, yeriz, film izleriz. Diyoruz ki ya Gameworks öyle olsun. Sen aile şey aile babası moduna girmiş olay yani. Oradaki durum o. Şimdi buraya nasıl gireceğiz abi? Bu görev iğrenç bir görev. Su altı görevi. Şurada bir düğme falan var. Dur bakalım. Adamın boru tamirinin arkasında çanta vardı. Siz de benden az mezarcı değilsiniz ha. Benden az mezarcı değilsiniz abi. Buradan mı gireceğiz acaba olaya? Baksana abi nereden ne çıkıyor? F5. Soy abi gönü şurayı. Abi her şey gitti ya. Oyundaki mezarcılığına göre aslında oyun dinamik olarak şeyi değiştiriyor mu? Her şeyi daha çok zorlaştırıyor. Böyle kilitler militler koymuyor. Öyle yapacaksın abi oyunu. İlk başta her şey açıkken ne kadar çok çalıyorsan o kadar kilitlenmeye başlayacak. Şuraya bir böyle yerden yürüyerek belki tahmin edebiliriz abi. Belki de bunun görevi o. Abi su altı çalışmalarına başlıyoruz. Burada neler olur neler. Radyasyon seviyesi bu arada yüksek. Aldım dergiyi aldım OPEX'lik. Dergiyi aldım bana görev verdi. Tamamen dergiden bağımsız şimdi görev yapıyorum. Görevi kaçırmayayım diye. Şu borların olduğu yere bir gideyim de. Robot geldi. Boru göster bana borular nerede? Böyle yapamama ihtimalimiz yüksek bu arada. Abi borular burada var aslında dur. Ama yerin dibinde mi borular tamir edilecek? Yoksa yüzecek miyiz abi? Yüzme olayına sokarsa bizi radyasyona dayanamayız. Şu anda bile 5 radyasyon alıyor saniyede. Bu kıyafetle olmamıza rağmen. Bizim merkeze gidip radyasyon kıyafeti giymemiz lazım. Dur bakayım şurada tamir edecek yerler olabilir. Patlak göremiyoruz ki nasıl göreceğimizi de emin değilim yani. Görevi de tam şey olarak göstermiyor bu arada. Pompa bu galiba. Patlak boru göremiyoruz ama. Yani şu patlak yeri neresi yani? Yüzemiyoruz da. Kabarcıkların aldığı yeri diyorsun Sera. Olabilir. Onu yap, onu deneyeceğiz bir de. F5'le bir deneyebiliriz onu yani. F9 o zaman abi. Buradan bir şey çıkmıyor. F9 boşu boşuna zaman kaybetmeyelim. Silah elbiseyi çıkartıp Radix, Rad bilmem ne alıp dalalım abi. Bir de oradan bakalım. Aynen. Hareketimiz olsun. Kabarcık nereden çıkıyor? Şuradan bir yerden çıkıyor. Hemen bir tane şey patlatıyoruz. Radix. 100 radyasyon resistance ver abi. Bir.
Elde var bir. Başka bir kabarcık daha bulacağız bence. Dipte değil diyorsun. Şuradan bir çıkayım da abi. Power armor'ımı ellemiyorsunuz değil mi? Oh, misler gibi yüzüyoruz. Bu arada ağır tabii yükün. Bir de onu ayarlamamız lazım. O öküz gibi silah yüzünden. Yükümüz ağır, o yüzden yavaş gidiyoruz. Onu unuttuk bak. Onu unuttuk abi. Şu Hancock'a aslında... Aha kabarcık. Neyse yavaş yavaş halledelim abi. Bu işte böyle, yapacak bir şey yok. Yavaş halledeceğiz, böyle halledeceğiz. Su sıcacık, gelin gelin. Radyasyonlu radyasyonlu. Yüzme mekaniğine alışmışım şeyin, War of Warcraft'ın falan, space ile yukarı çıkma. Bunda öyle değil. Kafayı yukarı kaldırınca oraya doğru yüzüyor. Üçüncüyü nereden bulacağız? Hocam ilk oyunda iki mutasyona uğramış balık yok, yoksa işin zordu diyorsun. Ama ona benzer kaplumbağa falan, şey kaplumbağa demeyeyim de yengeçimsi şeyler falan var. Kabarcık ta şurada var abi. Ta şurada var. Oradan çıkışımız da zor bu arada. Ama git gel yapacağız abi. Git gel yapacağız. Başka çare yok. Devam abi. Muhabbet edelim. Evet Sero, gördüm. Beşte bir şey yapacaktım. Tamam abi, sağ olun. Şunu halledeyim. Hemen burada radix'imiz şey oldu. Aman aman aman, bir tane daha radix patlat. Evet abi, yayınımızın birinci yılında LoL'a geçmeyi düşünüyorum. Nasıl fikir abi? Herkes soruyor. Birinci yıl dolunca ne yapacaksın abi diyorlar. Birinci yıl dolunca ne yapacaksın? Hani sürpriz bir şey. Al sana sürpriz. LoL oynayacağım abi artık. Bundan sonra LoL kanalı. Psikopata bağlayacağız. Diamond bilmem nelere geçeceğiz. Nerede lan bu? Bundan sonra psikopat gibi LoL oynayacağız. Sully. Süleyman. Fallout zorunda olacak mısın? Tayland gizli bölme. Ona gidemeyeceğim ya. Artık yani o gizli bölmede çok özel bir şey varsa girelim de. Yani çok acayip bir şey için. Yoksa İki tane kurşun bulacağız diye oralara gitmem artık. Hani böyle çok ender bulunan bilmem ne silahı. Çok ender bulunan power armor bilmem nesi. Falan dersen giderim. Şimdi dur. Abi ağırlıktan yürüyemiyorum. Üstüne bak, o power armor orada dolaşıyor var ya. Fotoğraf falan çekileceksen tamam da abi, ellersen. Ellersen sana minigunımla bir girelim. Ayaklarını iptal eder, orada dalga geçelim seninle. Zaten o minigun yüzünden yürüyemiyoruz.
Acaba suya girsem ikinci kafam çıkar mı? Küpeli'den de yorum gelmiş. Asansörle çıkarsın diyorsun. Asansör... Asansör yerde dipteyse gideriz bu arada da. Gel abi şuna bir gir de rahatla ya. Of ya. Opeksek boş ver ya. Nasıl olsa bunları gezerken çıkmayacak mı? Eğer gezdiğimiz yerlerde... Onu en son yaparız ya. Nasıl olsa silahımızdan falan bir rahatsızlığımız yok. Genç. Genç. Sana diyorum. Pompaya bas diyor abi. Nerede pompa? Pompayı çalıştır. Gel abi. Şunu mu diyordunuz bu arada? Al, içiniz rahatlasın sizin mezarcılar sizi. Basıyorum düğmeye. Pompa çalışıyor. Anam saldırı başladı. Kullandırdılar buradaki. Ne daha? Ne yapıyorsun sen? Herhalde diyor suyu karıştırmamız onları şey yaptı diyor, rahatsız etti. Ne veriyorsun abi? 100 para verdi. Tamam. Görev bitti abi. Görev bitti. Harika.